Bu akşam özel bir konuğumuz var sayın izleyiciler. Amerika'nın eski Bakü Büyükelçisi, eski Dışişleri Müsteşar Yardımcılarından Matt Braza. Braza ile Türk-Amerikan ilişkilerini, bölgesel gelişmeleri konuşacağız. Ambassador Braza, thank you so much for joining. Büyükelçi Braza, teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Barış, benim için büyük bir onur burada olmak. Geçtiğimiz yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede Türkiye-Amerika ilişkileriyle yakından ilgili oldunuz. Şu anda ilişkilere baktığınız zaman ilişkilerin biraz yükselişte olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, aslında uzunca bir süredir ilişkilerin yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu süreç 2004 ve 2005'in başlarına denk geliyor. Başbakan Erdoğan'ın Washington'u ziyaretinde gerçekten önemli bir gelişme kaydedilmişti. Amerika'nın PKK ile mücadele konusundaki yaklaşımı, konusundaki gelişmelerdi bunlar. Şimdi Obama yönetimiyle birlikte evet çok daha iyi bir durumda diyebiliriz ilişkiler. Suriye önemli bir konu şu anda bölgede. Özellikle de iki ülke ilişkilerini etkileyen konulardan birisi ve Suriye konusunda biraz daha hemfikir gibi gözüküyor iki ülke. Bu konudaki işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Ve aynı zamanda Arap Baharı konusundaki tabii ki işbirliğini. Bu işbirliğinin gelişimi bana sorarsanız çok etkileyici. Yani nasıl değiştiğini izlemek de aynen öyle. Türkiye birkaç yıl önce Esad'ı daha reformcu bir lider olmaya ikna etmeye çalışıyordu. Türkiye'de liderler bir şekilde Esad'ın üzerinde etkileri olabileceğini düşünüyorlardı ve tıpkı Türkiye gibi Amerika'da aslında Arap Baharı'ndan şaşırmış durumdaydı. Yani birçok ülke Amerika'yı Arap Baharı'nın arkasında olmakla suçladı ama biz aslında öyle bir şey yapmamıştık. Gerçekten de şaşırmıştık Arap Baharı başladığında. Türkiye'de aslında nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini tespit etmeye çalışıyordu ve o dönemde Türk hükümeti gerçekten akıllı bir şekilde davrandı ve Türkiye'nin kalkınma konusundaki bu cesur yaklaşımını alıp yine bu mirası savunarak devam etmeye çalıştı. Özellikle Şam, Osmanlı döneminde Kahire'de yaşayanlar, Tunus gibi bütün bu toplumların modernizasyonu konusundaki desteğini sürdürmeye devam etti Türkiye. Ve Esad rejiminin yeniden kendisini yenilemesi açısından Türkiye'nin verdiği destek ve telkinler aslında bir şekilde daha sonra Türkiye ile Amerika'yı stratejik bir ortak haline getirmiş, bunu güçlendirmiş oldu. Dünkü konferans arasında Dr. Brzezinski şunu söylemişti: Amerika'nın Türkiye'yi Suriye ile mücadele ederken özellikle bölgesel bilgisinden açısından kullanması gerektiğini söylemişti. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Amerika Türkiye'ye uygun bir kelimeyse tabii bu bir rehber olarak bakıyor mu acaba? Aslında ben bu kelimeleri, yani bu rehberlik kelimesini ya da böyle bir başvurma kelimesini kullanmaktan biraz çekinirim. Ama şunu söyleyebilirim: Türkiye'deki liderler, Türkiye'deki akademisyenlerin Suriye konusunda, Orta Doğu konusunda gerçekten çok önemli bir bilgelikleri var. Ve biz onlara danışmamız gerektiği kadar da danışmıyoruz diye düşünüyorum. Aslında bu kadar yakın NATO müttefiklerinin bile, çok yakın müttefiklerin bile farklılaştığı noktalar, konular olabilir. Ve Amerika, Türkiye'nin NATO konusunda bir liderlik rolünde sürdürmesini istiyor. Ama şunu söyleyebilirim ki Beyaz Saray'daki günlerimden beri bizim Orta Doğu'ya yönelik politikamız daha etkin hale gelmiştir. Türkiye'yi liderlerini dinlemeye başladığımızda daha etkin hale gelmiştir. Yine sıkıntılı noktalardan birisi ilişkilerde son birkaç yıl içerisinde İran konusu oldu. Özellikle son birkaç yılda. Şimdi sizce bölgede olan bütün bu gelişmeler açısından iki tarafın, iki ülkenin görüşleri biraz birbirine yakınlaşıyor mu? Evet, aslında konumlar biraz birbirine yaklaşıyor diyebiliriz Türkiye ve Amerika konusunda. Tabii ne kadar yaklaşıldı onu bilemiyorum. Çünkü Amerika ve Türkiye'nin İran politikaları içerisinde değerlendirdiğim zaman İran'ın içerisindeki siyasi olayların nelerin şekillendirdiğini bile anlamak gerçekten güç tabii. Aynı zamanda İran'ın nükleer silah elde edilmesine yönelik muhalefet de ortada. Fakat şunu da söylemek lazım: Türkiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı var ve İran'la ekonomik çıkarlarının ne kadar önemli olduğunu değerlendirmesi gerekiyor ve uzun vadede İran'daki olayları etkilemeye çalışırken bunun ağırlığının ne olduğuna karar vermesi gerekiyor. Belki de Türkiye'nin İran'ın içerisindeki bu politik hareketleri şekillendirmek yönünde bir çıkarı olmayacaktır. Amerika da bunu düşünebilir. Dolayısıyla şu anda Amerika'da özellikle seçim yılında şöyle bir konu
konu söz konusu. Amerikan yönetimi İran'daki yaklaşan seçimleri uygun bir şekilde ele alabilecek mi ve bu konuda tartışmalar da sürüyor hala. Yani Irak konusunda bir takım sıkıntılar var. Yine İran konusundaki ilişkiler konusunda bir takım sıkıntılara rağmen yine de Türkiye-Amerika ilişkileri yükselişte gözüküyor. Peki bu inişli çıkışlı ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anlama geliyor mu bu? Bana sorarsanız bu doğal bir durum. Türkiye mükemmel bir ülke ve bölgesel bir güç olmaya çalışıyor. Yıllardır söyleyebilirim ki gerçekten son yıllarda Amerika Türkiye'yi bir klişe olarak görmeye çalıştı. Yani Batı ile Doğu arasındaki bir köprü olarak değerlendirdi. Aslında yine de bu son birkaç yıla baktığımız zaman Türkiye'nin bize başka bir şey söylediğini gördük. Evet, birazı yani ayaklarımın bir parçası Doğu'da olabilir ama gerçekten Avrupa'nın bir parçası olmak istiyor muyuz da sormaya başladı. Aslında bana sorarsanız bu doğal da bir soruydu. Türkiye gerçekten hak ettiği saygıyı kazanmaya başladı. Özellikle güvenliğe yaptığı katkılarla, şimdi de ekonomik katkılarıyla, özellikle gerçekten çok heyecan verici dinamik ekonomisiyle. Özellikle ben Bakü'den İstanbul'a taşındığımda bu çok dikkatimi çekti, ekonomi konusundaki bu durum. Dolayısıyla bu bütün ülkelerin hakkı diye düşünüyorum. Yani hem bölgelerinde hem uluslararası anlamda bu kadar önemli roller oynayan ülkeler açısından, özellikle de NATO müttefiklerinde bizim genellikle stratejik ilişkilerimiz var. Bu da doğal doğası diye düşünüyorum ilişkilerin. Geniş bir işbirliğinin yapılması, pozitif bir ton kullanılması ilişkilerde. Ancak tabii ki bazı noktalarda ayrılıklar da yaşanabilir. Her zaman Kafkaslar konusunda önemli konular üzerinde çalışıyor oldunuz. Ben de bir şey burada gündeme getirmek istiyorum. Bu yönetim açısından Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi gerçekten çok önemliydi. Ama şimdi biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor bu konu. Bu durumdaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu konuyu Dağlık Karabağ konusuna bağlamış olması bir hata mıydı sizce? Bana sorarsanız bu konu Amerika'nın yaklaşımı yüzünden biraz daha zor hale gelmiş oldu. Belki şöyle biraz daha farklı bir şekilde anlatabiliriz. Eğer Dağlık Karabağ konusunda bir gelişme olursa, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bir gelişme olur diye düşünmektense de ikisinin birlikte gittiğini düşünmek lazım. Yani bu konuda bir gelişme olmaksızın iki ülke ilişkilerinde de sıkıntı olmayabilir. Ben burada çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Yani bu iki konunun birbiriyle bağlantılandırılması gerektiği konusunda bir takım kaygılarım var. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu konulardan birisinde ilerleme sağlanırsa diğerini sağlamak da kolaylaşacaktır. Yani herhangi birisindeki bir gelişme diğerindeki gelişmeyi de kolaylaştırır hale gelecektir. Eğer bu iki konuda aslında birbirinden ayrılırsa o zaman ne olduğunu şöyle bir değerlendirebiliriz. Azerbaycan, Türkiye ve Türkiye politikası konusundaki rolünü biliyor. Çünkü çok fazla dostu var Türkiye içerisinde ve aynı zamanda sadece dostu olmayan insanlar bile Türkiye tarafından 93'te savaş yüzünden kapatılmış olduğunu biliyor sınırın. Çünkü Dağlık Karabağ sorunundan ötürü. Tabii Türkiye bu politikayı ancak bunun sınırın kapatılmasına neden olan olaylar ortadan kalkarsa kaldıracaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da askerlerin geri çekilmesini de öngörüyor. Zannediyorum eğer Dağlık Karabağ konusunda bir gelişme sağlanırsa askerlerin çekilmesi de doğal olarak olacaktır. Sınırın açılması da doğal olarak gerçekleşecektir. Yani her ikisi eş zamanlı olarak gerçekleşir diye düşünüyorum. Peki bunun burada bir gelişmeyi öngörüyor musunuz acaba? Bunun hayata geçmesini en azından yakın dönemde böyle bir öngörümüz var mı? Aslında bu kesinlikle Amerikan yönetiminin bir diplomatik yatırım yapma konusundaki istekliliğine bağlı olacaktır. Özellikle Minsk grubu konusundaki gelişmelere bir yatırım yapma istekliliğine bağlı olacaktır. Başkan Obama'nın Medvedev'in yaptığı gibi müzakere masasına oturup oturmama konusundaki fikirlerinden emin olamıyorum ama Dışişleri Bakanı ve Başkan diplomatik girişimleri kullandılar. Sadece Azerbaycan konusunda değil, yine Rusya, Fransa konusunda da bunları
kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla şu andaki diplomatik iklim aslında Leo Sarkisyan'la başkanın birbirine güvenmesi gerektiğini gösteriyor bize. Yani Sarkisyan ve Aliyev çok güç politik kararlar alacaklar ve bir şekilde müzakereye oturmaları için masaya bunların da gelmesi gerekiyor. Bunu yapabilmeleri için sadece birbirlerine güvenebilmeleri lazım. Ve birbirlerine güvenebildikleri zaman işte o zaman bu ülkeler yani bir Amerika gibi ülkeler o zaman en yüksek seviyede de diplomatik desteklerini vereceklerdir. Son soruyu soruyorum. Bir dakika içerisinde yanıtınızı almayı rica edeceğim. Sizin büyükelçiliğiniz buradaki bazı grupların engelleri yüzünden engellenmişti. Siz bunu Amerika'nın dış politikası açısından değerlendirirken nasıl görüyorsunuz acaba? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bunun etkilerinden birisi bizim demokratik sistemimizin aslında işleyişini göstermesiydi. Başkan bunun üstünden gelmeye çalıştı. Ben şu anda bütün bu olanlardan memnunum aslında. Ve bütün bu çıkarları değerlendirirken insanlar bazı insanların örneğin benim durumumda olduğu gibi çok saçma olduğunu düşündüğü argümanları ortaya getirebilir. Bir senatörü ya da iki senatörü ikna etmek ya da bu senatörlerin bu karara şerh koyabilmelerini değerlendirirken aslında ben genel olarak bizim diplomasimizin bir sonucu olarak görüyorum. Azerbaycan ilişkilerimizin de bir doğa sonucu olarak görüyorum. Benim yerime de seçtikleri büyükelçi de çok iyi bir büyükelçi olduğunu düşünüyorum. Zamanınız çok kısaydı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.